Hayır, maske tak istersen. Ben tak tak ben maske. Ben olmamaz abi. Maske bir kullanmıyor ya. 19'a ayrı kaldık ama hiç ayrı değildik. Gönüllerimiz birdi, kalplerimiz birdi, dualarımız birdi. Hiçbir şey kaybetmedim. 115 kilo cezaevine girdim, 80 kilo çıktım. 4 saat spor yaptım, 2 saat düşündüm, 2 saat kitap yazdım, şiir yazdım. Cezaevi Günlerim diye bir kitap inşallah yazacağız bugünlerde, yazdık, basına vereceğiz. 10 Şubat 2020'de gözaltında aldığımdaki fikrim neyse, bugün de aynı noktadayız. 3 Eylül 2020'deki birinci celsede yaptığım, benim şahsımın ve avukatlarımızın yapmış olduğu savunmada ne söylediysem, 5. celsede 7 Eylül 2021'de yaptığımda da aynı şeyleri söyledim. Siyasetin cezasını çekiyoruz. Bugün ben, yarın sizler, yarın başkaları. Ama yıldık mı? Yılmadık. Daha güçlüyüz. Davala inandı mı? İnanmıştı. İnanmış olabilirdi ilk zamanlar. Gün geçti, gün geçti, gün geçtikçe inançları bitti, tersine döndü. Şimdi sıra başkanımızın makamına tekrar geri kavuşmasında. Gönül isterdi ki 19 ay içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde olan Yalova uçsun, turizm bölgesi olsun, pandemide adını duyursun, İstanbul gibi, Ankara gibi. Hep takip ettim gazetelerden. Acaba Yalova bir farkındalık koyabilecek mi dedim. Koyamadım. Bizim 3 ayda inşa ettiğimiz çevre yolundan geldik İstanbul'dan gelirken. Eşim bana dedi ki 4 aydan beri bu yol bu şekilde duruyor. 6 ay. Gönül isterdi. Yalova şaha kalksın. Yalova daha hızlı büyüsün. Daha temiz olsun. Aynı orada kaldı bize. 55 parkla devraldık. 110 parkla devrettik. Bizim parklarımızın üstlerine park yaptılar mı saymak lazım, bilmek lazım. Olsun, kırgın mıyım? Değilim. Üzgün müyüm? Değilim. Daha güçlüyüm. Eşime kavuştum, aileme kavuştum. Teşekkür ediyorum belediye meclislerimize, partimize, sizlere. Tabii hiç sayma lüzum yok. Başkanım, ailem ve başkanım ve sizler hep aileyiz. Tutuklandığım günden itibaren hep hissettim yanımdaydınız. Güçlüydüm, daha da güçlüyüz. Kimseye kırgın değil. İnşallah bu yol bizi daha ileri taşıyacak. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama iş yerinden hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama belediye binasından hizmete devam edeceğiz. Ama Ankara'dan devam edeceğiz. Hep birlikte, beraber daha iyi günler bizi bekliyor. 7 Eylül'deki duruşmada taliye olma hevesim veyahut da umudum yok gibiydi ama dedim ki içimden 9 Eylül tarihinde partimizin benim kuruluş yıl dönümünde Yalova'da olmak umudum çok vardı. O da gerçekleşti. Dualar ettik, dualarımız kabul oldu. Allah razı olsun. İnşallah partimizin de kuruluş yıl dönümünde buradan heykel Çelenko'ya kutlayacağız. Son teşekkürümü de parti genel merkezimize, genel başkanımıza, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, ekibine teşekkür ediyorum. Ve bu arada da aracılık yapan Sayın Başkanıma da tekrardan defalarca teşekkür etmeyi borçluyorum. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.